Ha? En azından şu getirdi de. Kaç getirdi de. Tamam. Tamam. Ver oğlum tamam. Bak. Bak geleceğe de bak. Aynen geleceğe. Yoksa. Aha bak. Yoksa. Evet, ev son hızıyla devam ediyor. Şey. Sekusta kolay gelsin. Aa, şey için çal. Operasyon operasyon devam ediyor mu? Operasyon devam ediyor bak. Ya bir o maçlar maçından ödenin de. Eniştem coşu verdi. Coşu verdi. O kadar mutlu olmuş ki bizden. Yeniden. Onun abisi. Ha evet. Enişteyi oynarken tarihte göremezler Zeki. Göremezler ya. Ha. O anı yakaladık saniyede antik olsa. Antik oldu vallahi, antik oldu. Kaşak altında, kaşak altında ben vardım mı? Ya demiş abim geldi de oluyor bu. Zeki öyle mutlu oluyor diyor, kendi de söylüyor. Halbuki sen içmiş yapmıyorsun ha. Ya bazı sana. Mehmet abi geldi bunun üzerine güller açılıyor. Hemen Zeki bir şey dedi mi? Mehmet abim dediğini yapacaksın ha diyormuş. Bak sana ne dedi adam diyorum. Hay Allah'ım. Zeki dedim, Nurcan yeğen ne diyorsa dedim onu yap dedim. Evet. Hayır deme dedi. Aynen uygula dedi. Maşallah ya. O da ben bir şey olmaz dedi. Lan dur dedim mi? Sağ ol. Mehmet abi diyor sana ne dedi diyor. Kurallara uy diyor. Yok, yalnız Nurcan kardeşim gerçekten kafası çalışan bir iş arkasında o Meryem'le Cevdin gibine yaptırdığı şey, o taşlarda çok büyük bir rolü var. Bana her bir kadın onu pek hesaba yapamaz. Yenip çıkacağı yeri güzel, ondan sonra yapılacak işleri inşaatta çalışmış gibi maşallah kafası çalışıyor. Enişte kim görmüş senin oynadığını? İşte burada Nihal'la görmüş. Ondan sonra Nihal'la görmüşler orada. Aradılar mı seni? Baba diyor, Memre de diyor şey Nihal'da diyor. Baba diyor maşallah diyor. Zeka Bey'in diyor sen de diyor. Ne oyun varmış ya diyor. Çok sevindik diyor. Neşeli görünce herkes seni seviyor. Tabii. benim şeyim zaten. Benim ilacım neşeli olmak. Neşe. Benim ilacım neşeli olmak. Eğer kararırsa, moral bozulursa o zaman hastalık maskara ediyor. Maskara. Devamlı neşeli duracak. Her şeyin kaybedecek neşen asla diyor değil mi enişte? Moralini diyor çok düzgün tutacağım diyor. Evet. Başıma gelip de tın 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 dedi. Biz burada. Enişten boşuna mı duruyor burada İzmir'de de şey köyde de. Kimse rahatsız etmiyor yani. Hayır. He? Şu çiviyi sök de bana bir veya aşağı doğru. Dur. Tamam. Abi, tamam enişte. Neyse sen çekiyorsun dur. Bir dakika. Neyi be? Çiviyi sök de o kaçar.
Yok mu şöyle kes ayağını? Ulan vallahi. Şu anda benim biliyor amcamın mezarını kazmaya gittik. Bizim şükür adam başka ağlamadan bulamadık. Muzaffer benim diyor. Ondan sonra Zeynep benim diyor. Bir tane daha vardı. O da benim diyor. Şimdi biri daha o da aynı. Hay bizim Mahmut. Mahmut da zaten ölmüş. O bizden başka mezar kazacak ama. Ben çap kazıyorum. Mahmut buraya yerleştiydi gitti gene oya. Yok ya ne yerleşmesi ya. Burada duruyordu yaz kış. Ya o ya, biri yaptı sana o seçim şeysinden buna bir gösteriş yaptı. Çifte kumrular ki. Geldiler bizim bir şeyde oturuyorlar öyle yani. Buralarda da var. Duman bürümüş karşı dağları bizim köy ülke. Gözükmüyor hiçbir yerde. Bugün dumanlı. Bugün külistanlıktı. Evet. Kuşburnu mu ayıklıyor canım? Kuşburnu ayıklıyor ben. Marmelat mı yapacaksın? Marmelat. Şu acık şöyle kurularını. Şu kurularını içmek için. Zamanında kurumuşlar ya. Tamam. Yani bu kurularını içmek için. Bunları marmelat için daha şöyle derilerini de komposta. Ne canlı değil mi Kerem ya? Şunlar canlı ya komposta yapmak için. Maşallah maşallah çok güzel. Çok benim güzel. Burada kuşlar bir geliyor. Senin burada. Dün şuraya bostan çekirdeği çıkarmışız ya. Onlar gelip yemişler hepsini afiyet olsun kuşlara. Yediler. Doğru da yediler. Yazı bir güzel, kışı bir güzel Ülker Hanım ya. Her taraf sis olmuş bak duman içinde. Olsun o da güzel. Tabii. Onun da bir faydası vardır. Kesin vardır. Kesin yani. Faydası olmasa olmazdı. Tabii. Bu dirilerinin kompostası güzel oluyor. Evet. Elimize sağlık topladık ne güzel değil mi? Alıçlar dalıç sirkesi yaparız. Tamam. Süper çok sirke güzel. Güzel oluyor. Ayırıyoruz işte böyle. Hadi İstanbul'a hocam Mehmet abi ben burada sen. Hadi bakalım. Hadi işte. Hadi. Oy va. Hayda. Böyle usta görüldüm ya inşaatta oynuyor bunlar. Allah Allah. Ha maşallah. Maşallah. Ha koçum sen. Hay Allah. Nasıl oynuyorlar gel? Evet içi bölünmeye başlandı şöyle. Şurada 2 metre lavabo olacak mutfak lavabosu. Üstü dolaplı. Burada duşla tuvalet olacak. Burada gene dışarıdan bağımsız kapısı olacak. Burada da ayrı bir tuvalet olacak. Şurada da şömine olacak köşede. Oturma yeri böyle. Yasin yerine dereye yakınıdı diyor. Tarifi Çengel'in ta ora. İslamoğlu'nun diyorlar. İslamoğlu her gittiği köyden altından toplarmış kadından. Sizin evet artık ustalarımız yavaş ocak başının çatısını geçirmeye başladılar. Şu anda demirlerini attılar. Bakın yarı yerini kapatmaya başladılar. Aha. Misafir de çalıştırıyorlar bak. Abi sen de mi çalıştırıyor bunlar? Naim abim İzmir'den geldi. Naim abim de çalıştırıyorlar. vay. Yeter. Tamam. Öl bakalım birazcık. Elin bulunsun mu diyorlar abi sana? Evet. Yok abi. Vay. Eli de bulunacak, ayağı da bulunacak. Misafir de çalıştırıyor bu usta ya.
saati geldin de. İşte şuna kasılacaksın. O da çay kaynayacak. Değil mi enişte? Oo, tabii çayı bura. Çayı burada içeceğiz bundan sonra enişte yani. Açık şeyde. Yağmurlu havada yani. Eniştenin şura o enişte kasıldı mı? Oh. Ondan sonra çek çayları. Oh. Ocak başında yanacak şömine. Fıkır çölmen üstünde. Tamam. Taş şurada mı yanacak enişte? Köşede mi yanacak? Yani vurulacak. Ağzı bu yanına olacak. Ağzı bu tarafa. Ha. Ağzı o yanına olmaz. Ee? Bu yanına. Ne yanına olacak? Bu yanına yapmayan buraya oturacak la. Otursun la. Karşısına yanacak. Ağzını bu yanına yaparsın. Şekilsiz olur o. Öyle mi? Olur. Tabii. Karşı duvara dayayacak ki. Ağzı sabah olacak bana. O zaman burada mesafe. Buraya kadar ateş geldi. Nereye kadar? Oh, ateşi çok yaktın mı burada? Yani yakar. Ben baca çeker onu. 80 santim bir duvardan beriye olacak. Şeysi, ateş gelir o kadar. Ben... mutfaktan yanına, o yanına olsa bize olmuyor mu? Abi o zaman... Burası mutfak olacak. Ha? Yalan olur mu? Yakışıklı olmaz. Burası bence kifalet olacak. Başında ateş yanacak böyle o çatır çatır seyretti. Yani Mehmet Usta. Usta'nın işine karışılmaz. Duş kifalet burası. Evet. Onu en son şeyi kaynoğlandan bizim gelin söyleyecek. Ağzı bu tarafa mı olsun, bu tarafa mı olsun? O tarafa olursa çok çirkin olur. Ben söyleyeyim. Sizin fikriniz de önemli işte ya. Şimdi biz sizin fikriniz de önemli yani. Abi ağzı oturduğuma kısma da o bakacak. Öyle mi? Tabii. Sen yine onu Ülker kendimize sor da. Soralım da sonra yıkmak ya, zorunda kalmıyor. Ya bacalıkla nasıl şeye doğru bakıyor? Yap yan. Ha, ben anladım. Tabii bize de o baksın enişte. Allah Allah. Baca senin yüzünü görmedik de. Tabii canım şömine olacak ya. Köyün bütün bacalar var. Yüzüne de bakıyor. Emin size de o bakıyor. İyi o zaman siz karar verin. Biz kararı verdik, çok vermezsen durmadıydı. Sen durma, Mehmet Usta. Ben sana veririm burada. Kedilikler örüyorlar. Zevki zaten baca karşında olacak. Zevki orada. Öbür türlü yap yan dömerteceksin odanın içine doğa. O yüzden geçiyor. Bazen de şimdi mesela 1,5 metre çip çikin. Evet, mutfak devam ediyor hızla. Abonelerimiz dedikler ki pencere yok dediler. Karanlık olur dediler. Servis tarafına doğru dediler. Biz de tekrar burayı kırdırdık. Bakın şu ağacın olduğu yeri. Oradan pencere bıraktık. Buradan gene kapı var. Kapıdan gireceğiz. Karşıda da pencere var böyle. Hemen pencerenin yanında böyle bir tane şömine yapılıyor. Ustamız son sistem çalışıyor. Şu anda su tesisatlarını düşüyor. Aynı zamanda burada şöminemizin inşaatı devam ediyor. Başlamış bakın şömine. Böyle yukarıya doğru. Evet böyle. İskelet yapılmış. Buradan bu camdan böyle köye doğru göreceğiz. Bahçeye doğru göreceğiz. Ormanı göreceğiz. Şurası mutfak olacak. Boş olan yer. Yarın da elektrik tesisatçısı gelecek. Çatı tamam. Çatı çakıldı. Ama bunun altına da kaplama olacak buraya. Kaplama yapılacak. Tabii sıva yapılacak. Boya badana kapı pencere takılacak. Buradan da gene cevizlerin çamları ormanı göreceğiz. Buradan da buradaki camdan böyle. Bittiğinde güzel olacak. Ustamız harici tuvalet var bir de burada. Dıştan girişte. Harici tuvaletin şu anda borularını döşüyor Zek ustamız. Kolay gelsin ustam. Sağ ol, hoş geldin. Nasıl gidiyor inşaat? İyi vallahi işte. Devam değil mi? Devam. Ustamız su tesisatlarını döşüyor. Ustamız, Zek ustamız.
Elektrik tesisatından başka bütün işleri yapabiliyor. Bir evin... Bütün hepsini Zek Usta yapar. Evet. Bir tek elektrik tesisatı. Aynen. Onu da öğren ustacığım be. O sakat işi var. Sakat mı? Evet. Elektrik işi sakat. Şimdi bundan su kaçır mı kaçır bunun tedavisi var. Onda seni evi yaktık mı seni çarptırdık onun tedavisi yok. Yok diyorsun yani. Tamam ustam. İşi eline bırakmak lazım değil mi? İşi ehliyetini bırakacak abi. Aynen her senin şey. İşin bu. Evet. Temelden alıyor ustamız anahtar teslimi yapıyor. Sadece elektrik tesisatı dolaplar hariç değil mi? Mobilyalar hariç yani. Kaba inşaatlarını olduğu gibi yapıyor yani. Kaba ince. Elektrik tesisatı hariç hepsini biz yapıyoruz. Tabii mobilya ve elektrik tesisatı hariç hepsini ustamız yapıyor. Aynı zamanda benim amcaoğlu oluyor. Aynı zamanda çocukluk arkadaşım. Hayvan güderken hayvan gütme arkadaşım. Okul arkadaşım. Çoban arkadaşım. Ha. Çoban. Evet. Enişte bugün pazara gitti herhalde. Enişte yok. O bugün pazarlanmaya gitti. Pazar köy pazarına. Pazarlara pazarlanmaya gitti. Enişte pazara gitti. Evet. İşte şey soruyor abonelerimiz de ev ne halde diye. Abi diyorlar hiç video çekmiyorum atmıyorum şöyle bir gösterelim de bir atalım. Daha şimdi kara yerindeyiz. Daha kara. Sonra para yerine geçeceğiz. Ondan sonra da anahtar teslim yerine değil mi? Ha şimdi kara yerindeyiz. Evet. İyi ustacığım kolay gelsin sana. Hadi, hadi görüşürüz. Çevre düzenlemesi yapıldığında camlara perdeler takıldığında içerisine mobilyaları alındığında bu yapmış olduğumuz evin içindeki mutfak dolapları falan faaliyete geçtiğinde tekrar böyle güzel bir çevre düzenlemesi olacak. Çiçeklendirilecek. Bu dağınıklıklar falan tabii ki buradan gidecek. Böyle çok güzel olacak inşallah. Eğer sağ olursak bir aksilik olmazsa. Böyle evin arkasına doğru dolaştığımızda bakın hemen arkada Ülker'in burada açıkta yaptığı yemekleri artık o kapalı bölümde yapacak. 32,5 veya 33 metre tam bilmiyorum. Sonradan biraz genişledi. O kadar bir kapalı alanda da Ülker Hanım orada mutfak yağmurda, çamurda kapalı bir ortamda odun ateşinde yemeklerini yapacak. İsterse modern mutfakta orasında dolaplarını vereceğiz. Orada da hazırlayabilir. Seçenekli olacak. İster modern mutfakta isterse odun ateşinde iki tane mutfağı olacak Ülker Hanım'ın. Rahat edecek. Artık bu çeşmeler falan evin yanındaki çeşmeler falan kalkacak. Onlar bu kapalı bölümün içine alınacak. Bulaşıklarını yemeklerini orada yapacak. Gene bahçede oturan insanlar eğer evin içine girmek istemezlerse bu ek binada harici bir tuvalet daha var dışarıda. Oraya girecekler. Arzu eden içerideki tuvalette kullanabilir. Nasıl arzu ederlerse. Böyle evin üstten görünüşü bu şekilde. İkisi yan yana. Bu arkası kapalı mutfağımız işte. Daha sıvası boyası yapıldıktan sonra pencereleri camları takıldıktan sonra içerisinin ekipmanları alındıktan sonra güzel bir mutfak olacak. Böyle tarlamızın içinde bu tel örgü bahçede bizim annemiz kullanıyor. Gerçi annemiz şu anda burada ekip biçiyor. Arz ettiği zaman ekibi biçebilir. İşte bu şekilde. Üç boyutlu size her tarafından göstermiş oldum. Bunu abonelerimiz istediler. Abi mutfağın başları yenisinden bitişine kadar çeker misin diye. Ben birinci bölümü böylece tamamlayacağım. Daha sonra bittiği zaman tekrardan sizlere gösteririm değerli abonelerimiz. Köyümüze yaklaşık 500-600 metre mesafedeyiz. Böyle dışarıdayız. Biraz köyün dışında kalıyoruz. Ama bizden sonra daha teyzemin oğlunun evi var, eniştemin evi var, abimin evi var. Onlar bizden biraz daha ileride. Köyden onlar biraz daha dışarıda. Onlara göre bizimkisi köye daha yakın.
İşte böyle değerli abonelerimiz. Köyden, Kütahya'dan, pazarlardan hepinize sevgiler, selamlar sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşler. İnşallah daha sonra görüşürüz. Allah ömür verirse. Evet, bayca devam ederken elektrikçi İsmail abimizin elektrikçilerine devam ediyor. Kaba elektriğe döşüyor. Zeki şömine bir eli yüzü olmuş baya. Bir şey, eli yüzü düzelmiş diyorum. Yavaş yavaş çekil. Oğlumuz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor be oğlum. Evet evet. Bacayı da açmışsın herhalde yukarısını. Ha, çıktık yukarıya. Ha, delmişsin yukarı, iyi. Geçtik yukarı. Tamam. Yalnız baca bir 4 tane daha alınacak. Yükseltmemiz lazım. 4 baca değil mi? Hmm. Tamam. Hem de silikon var bizde iyisinden orayı sıkmak için. Köpük alacağız. Köpük. Bir tane de silikon gerekli oraya. İnce yerlere silikon çekecek. Evet. Kaliteli silikon daha var böyle. Çelik terim bu yerde kullanmışlar ya. Heh. Baysik. Heh. Adını yazmıyor onun bana, ben bilemem yani. Baysik. Allah aşkına. Abi şeyi de kesemezsin onu. Evet. Kes ondan sağlam oluyor. Hadi ya. Haydi diyor. Unuturum ben ona. Baysik, maysik onu yazalım yani. Abi kayıt al işte. Tamam. Zeki ne silikonuydu? Dyson. Dyson. Heh, tamam. Orada bir çektik onu dibine var ya. Heh. Bir de bir ay içerisinde bir olasın. Su almaz yani. Bir de baca alacağız değil mi? Ha, 4 bacayla bir tane şapka. Bayramı arayan da getirsin şimdi, gelecek ya. Getirmiyor. Ben ama söyleyeli bir hafta oldu bak. Şapkayı da söyledim. Baca da söyledim. Heh. Hani dün kumu getirecekti, getirmedi bak. Başla mesela şurada. Bir harçlık kaldı. O zaman ben şimdi Bazarköy'e yoracağım. Buradan bacanın gelmesi şart. Ben gideyim Bazarköy'e, başka türlü olacak. Gideceğim başında bekleyeceğim, sardıracağım, getireceğim. Başka türlü bayram sallıyor vallahi. Allah Allah. Tekerlekli olanın delikleri... Yüksek olanı var. Yüksek olanı mı? Yüksek olanı var, her tarafı da açık. Sadece üst kapa diyor. Ha tamam. Anladım. Nasıl alacağız Zeki? Nasıl alacağız? Yüksek olanı alacaksın. Dört tarafı açık, üstü şapkalı. Ha, üstü şapkalı. Kırklık bacaya göre. Kırklık bacaya göre. O bilir ondan yani. Yoksa bir böyle semer gibi olanı var. O da olabilir. Evet, evet. Ama dört taraf açık olan olursa daha güzel olur. O daha gösterişli. Semer gibi olan rüzgar kapalı taraftan estiği zaman dıktırabilir. Tamam. Ama dört taraf açık olan bu yandan eser, o yandan gider. Bu yandan eser, bu yandan çıkar. Tamam. Yani dört tarafı da açık olsun. Üstü şapka gibi. Başka acil bir şey lazım mı? Yok işte bunu da bizim bayram bugün. Dört bacayla bir şapka. Tamam oğlum. Bayram ne yoksa bir şey vardır. Var yemez ya. Bundan sonra daha gayet durum anlaşayın. Evet. Eniştem harcı yapıyor şimdi. Zeki usta sıvıyor. Ne çok büyük bir şey ya. Sen çay otur şuraya. Sadece bize umutlara yardım edersen gel, hazırlayacaklar. Sen ayağını yapacaksın. Zeki usta, sıvaya mı geçtin? Sıvaya geçtik Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Neredeyse hemen gayet düzene girdi yani. Evet, sıvanıyor. Enişten de harcı yapıyor. Bu duvara sıvandı. Emrah kadar gibi kadar harcı. Evet enişte. Şömine de yapıldı. Şöminenin tuğlası da yapılacak içine. Dekor tuğla değil mi Zeki? Hünkar Hanım burada yemeklerini yapsın yani. Ha enişte bol bol yapsın yani. Bacanık çok. İstiyon olursa bu maskenin üstünden yukarısına teneke kestireceğiz. Heh. Hemen Zeki onlara zımbarayı verecek. Tamam. Baca çok yüksek, burası çok yüksek olunca kusabilir. Anladım işte. Ben kendim de öyle yaptım. Zeki kendini de öğretti. Tamam. Şuradan etti baran. Şuradan etti baran yukarısına böyle bir teneke kestirecek. He. Zımbarayı verecek. Bir boyayacağız değil mi? Tamam. Yani çekmezse şayet. Çekmezse. Bu şekilde büyüttüm ırmıkta. O yapılması lazım. Şahit, toplayın o adamı. Çatı kusurduk da bir yap bakalım lan. Ne o? Yap bakalım, ateş yap, içinde çekecek mi? Valla. Tamam yakalım. Mesela bir şey, cümle dövüyor daha sonra. Tamam yakalım bakalım, dur.
Hep bakalım şuna tekrardan öyle o şey ağaçlara, ağaçlara getir. Tamam, bir yakalım bakalım şömineyi. Bir yakalım bakalım, çekiyorum. Evet, şimdi şömineyi test ediyoruz. Bakalım kusacak mı? Değil mi işte? Al işte çakma. Bir dakika. Evet. Zeki bir türkü söyle gay. Bir türkü söyle galiba. Zeki gel sen çak çakma. Gel Zeki gel sen çakma şuraya gel. Gel lan. Gel gel. Gel. Çakmak çakmaya geldim. Gel şuraya çakmak çakmaya geldim. Ateş yakmaya geldim. Çakmak çakmaya geldim. Ocak yakmaya geldim. Şöyle şömünesine keyfe bakmaya geldim. Çıksalarla doladalım. Kadal vurdum ateşe. Keyfine bak ya ya yalvadım. Hadi bakalım. Şimdi şömineyi test ediyoruz değil mi Zeki? Bu da getirgen alacaktım. Atam mı? Tamam alıp geleyim hemen. Bakalım ne olacak? Kusacak mı? Çabuk gel. Tamam. Size burada çok güzel bir mangal yapacağım bittikten sonra. Al Zeki bakalım. Dikkatim bir. Demir işte şöyle bir bol kırmızı et. Bol bir kırmızı et diyelim burada ya. Beşer güzel balık yapalım değil mi? Çay gibi çay içelim. Final yaparız galiba. Hadi bak. Ooo. Vallahi güzel çekiyor lan. Hadi ya. Çeksen de biraz geliyorum yanına. Buraya kadar. Baba gelir abi. İlk yarışta gelir bu. Ne kadar fazla yok gelir bu ilk yarışta. Dışarıda. Tuttu mu bakma. Getiren gelin daha. He? Getir daha. Ha. Dışarıdan buraya bir bakalım gel abi. Sağlık. Çok şükür. Allah bin bin bereket versin. Ateş tuğlasıyla yapacak. Çok dekorasyonlu olacak. Yani. Ha, ateş tuğlasıyla yapacak. Evet. Daha evet. Bitmedi. Daha inşaat. Şuna bak Zek amca nasıl ocak görünüyor. Nasıl çekiyor işte görüyor musun? Ha. Çok aşağı güzel. Hiç bu tarafa bir şey vermiyor bak. Şuna bak Zek amca. Şunun güzelliğine bak. 50 saniye kadar. Aha. Ne yapıyor? Çok değişen buraya bir saç atarız. Şöyle diyor. Yok yok atma. Gerek yok bence. Yok yok atma. Çok güzel çekiyor ya. Çok güzel çekiyor. Çekiyor.
Çekiyor. He. Ocak başında o kadar olur Zeki amca, biliyor değil mi? Ya, kendine doğru. Durma yani ocak başında. Tabii tabii, biliyor, ben onu biliyorum. Yani, bilincindeyim. Onu zerkil o zaten. Tabii. Hı-hı. Yoksa soba burası. Aynen. Aynen. Çok güzel, çok güzel. Eline sağlık. Allah razı olsun. Şükür ya, ya da bundan şükür ver ama gün üstüne şaka. Ocak başımız oldu, dumanımız tüttü de oynayan Şahin video. Ama öyle deme Zeki amca, bunların hayalini çok kurduk biz. Evet. Bir gerçekleşiyor. Allah ömür verirse inşallah. Ülker Hanım çok lezzet çekiyor dışarıda. Ya, yamada ya. Usutacak burayı bu. Usuttu. Tabura geliyor ateş. Sofa bile yapman gerekiyor. Çok kullan. Üstünün şişesini ver bana. Ama adamı yapmıyorsa. Aynen bana da bir şahit bir köstek at, şart şişesi. Oh, aynen. Hep birlikte, hep birlikte. Bir sufrasın burası anlacına. Aynen, aynen. Hep birlikte. Buyur şöyle bir şey yapacağız. İnşallah bir buzu burada çevireceğiz Erdik amca. Aynen. İnşallah. Ha, Allah ömür verirse. Bir şeyini yaparız ya. Finalini yaparız ya. Şuradan baktık mı köv görünüyor. Kadir'den karşımızda. Bir hayvan. Bakarız gay hayırlısıyla onu. Tabii. İnşallah. Bir final yaparız ya. Bükürle bile. Bükürle bile bunları. İlk sınavı verdi. Zek amca temin. Amin amin inşallah. İlk sınavı verdi. Zek amca mavi mavi diyor, enişte de döhöhö diyor. Şuradan bakınca da cevizin gibi yol görünüyor. Bütçe aboneler diyordu ya. Bunları açmamışız burayı ve açtık bak, ondan istediğini yerine getirdik yani. Bu cam yoktu, karanlık olurdu. Yok Zek amca sonradan açıverdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Düşünemiyor insan bazı şeyleri. İyi, size kolay gelsin gay bakalım o zaman. Biz işlerimize bakalım. Benim fotoğraf video düzenlemem lazım. Biraz sonra çekime gideceğim gene, tamam mı? Kusura bakmayın ya. Olsun olsun, siz işe bakın işinize. Kuşu da çekimim var bugün.